Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Siz gelmeden önce ben su, tuz, unla bir hamur tuttum. Ne yapıyoruz? Mantı yapıyoruz. Ama boşnak mantısı yapıyoruz. Biraz zordur ama benim kolay bir yöntemim var. Önce ama böleceğiz. Bunu böleceğiz. Yaklaşık 4-5 parçaya bölelim. Bezeler yapacağız şöyle. Sonra bunları açacağız. Bunları açalım şimdi. Elimizi yuvarlak yaparak bunları açıyoruz. Hafif olsun derseniz zeytinyağı hiç fark etmez. Hamurlarımızı arasını bolca yağlıyoruz. Çünkü yağı çok kullanacağız. Zaten tereyağının üstüne de kullanacağım. O yüzden aralarına zeytinyağı da koyabilirsiniz. Tam üstüne denk gelecek. Kenarlarını birleştiriyoruz. Şimdi artık açmaya başlıyoruz. Kat kat yapmamızdaki sebep çıtır çıtır olsun. Bunun sonuçta milföy hamuru gibi çıtır çıtır olacak. Hamurumuz tamam ama her halükarda kenarları kalın olacak. Şöyle bir hileyle bunları bir kenara atıyoruz. Malzeme, kıyma, rendelenmiş soğan suyuyla, zeytinyağı, isterseniz biraz sarımsak, tuz, karabiber. Yoğuracağız. Soğanımız bol olsun. Etimiz yağlı olsun. Şimdi en uzun kısımdan başlamak üzere şöyle diziyoruz upuzun. Aşağı doğru. Şurası da mesela gözünüze fazla gelirse düzeltmek için kesin. Şimdi ne yapıyoruz? Tam bunu içine kalacak şekilde, içerisinde bırakacak şekilde ince. Hava bırakmayın fazla. Rulo yapıyoruz. Kestik. Mantıları büyüklüğüne göre kesiyoruz. Uçlarını kıvırıyoruz. Uçlarını kıvırıyoruz. İçine doğru. Yağladığımız fırın tepsisine yerleştirelim. Şöyle yağını da yayaraktan. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Aralarda böyle boşluklar bırakarak da yapabilirsiniz isterseniz. O zaman kıvırması, kesmesi daha kolay olur. Kaç tane yapacaksanız o kadar boşluk bırakın. Her şey hazır. Şimdi 180 derece fırında yarım saat pişirme zamanı. Hadi atıyoruz. 180 derece. Sarımsaklı yoğurdumuzu yaptık. İyice çırpın ki biraz şöyle sulansın. Tereyağımızı erittik. Hatta biraz ısıttık. İçerisine biraz toz, kırmızı biber. Her şey hazır. Artık servis etmek için ne bekliyoruz ki? Hemen servis edelim. Boşnak böreklerimizi, boşnak mantımızı. İşte güzel. Şimdi üzerine döküyoruz. Aslında biraz dinlendirmek gerekiyor ama biliyorsunuz ben sabırsız bir insanım. Direkt dökeceğim üzerine. Son nokta. Son noktayı döküyoruz. Tereyağımız. Bunu yemeyecek insan var mıdır yeryüzünde? Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.